kabul edelim. Yani evet, kaybetti, kazandı, şu oldu, bu oldu. Sonuçta aynı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkardılar. Şimdi milletteki endişe haklı mı haksız mı bilmiyorum. Ama ben hele bir de HDP'nin desteğini arkalarına alırlarsa Cumhur İttifakı için hiçbir şeyin kolay olmayacağını düşünüyorum. Bakın şimdi. HDP ile görüşebilir diyor değil mi Akşener? Evet. Görüşebilir, konuşabilir, bir şeyler yapabilir. Sadece neye? Masaya oturmasına karşı. Ya Hadi Bey, bunlar gülünecek şeyler ya. Masaya gelemez. Bak söze bak. Masaya gelemez. Masaya gelmeden her şeyi verebilir. Doğru okumak lazım. Görüşür. Niye görüşür? Oyunu alacak. Peki oyunu alırken isterken ötekinin eli armut mu topluyor yani? Hayır, kimdi Bir şey istemeyecek birisi mi? söyledi, dedi ki yani sen dedi Gültekin Uysal'ın partisinden bir kişiyi bakan yapıyorsan %10-12 olan HDP'nin öyle bedava gel kardeşim tamam ben seni sana destek vereceğim vesaire dedi, bu olmaz. Yani bunu zaten söylüyorlar, ben de söylüyorum. İyi de o zaman Meral Akşener'in karşı çıkmasının şeyi ne? Ya oturt orada. Bak Meral Akşener'in yerinde olsam onunla görüşecek misin? Oyunu istiyor musun? O zaman gelsin masaya. Masaya gelmemesi değil. Keşke masaya çağırsa. Gelsin ne Bir dakika, istediğini bilelim. Meral Akşener mi Tabii ki çağırmalı? onu masaya istememesi Meral Akşener için değil. İyi değil. Ben olsam masaya gelsin derim. Çünkü ne istediğini bileyim. Peki biz burada Hadi Bey'le ortak projeler yürütüyoruz. Hadi Bey, bir de ben diyorum ki falancayla görüş ve benim en istemediğim insan. Peki Hadi Bey oraya ne sözleri verecek? Bunu benim haberim yok. Şimdi ben iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Tamam, bu Ya şey. bu bir başarı mıdır? Bu bir zulmüdür? Hatta HDP'ye teslim olmak mıdır? Hadi abi bazı şeyleri iyi görelim. Kemal Kılıçdaroğlu gidecek galiba bugünden itibaren planlandı. Tamam. Şimdi gidecek, görüşecek, gelecek, diyecek Açık ki maddeler olacak, gizli maddeler olacak. Her şey olacak ortaya mı? çık. Tabii ki. Peki Görüşmelerin açık maddesi olur, gizli maddesi olur. Meral Akşener şeyi niye Devletler davet? anlaşma yaparken açık şeyler yapar, bir de gizli maddeler korlar. Gizli maddeyi karşı şey toplum bilmesin. İnfial olur. Millet İttifakı bilecek mi? Meral Bilmeyecek. Akşener bilecek mi? Hiçbirisi bilmeyecek. Ne olacak o zaman? Ne Yarın o? öbür gün Tabii hani Kılıçdaroğlu'nun sözlü onları şeyleri olacak. Zaten seçildiği zaman seçilirse diğerlerinin hepsinin işi bitti. Ben söylüyorum. Figüran olacaklar. Zaten oldular. Şu an hepsi figüran durumda giriyorlar. Bakın İstanbul Sözleşmesi dediği zaman hayır kardeşim İstanbul Sözleşmesi'ni getiremez diyemiyor. Tüzüğümüzde yok diyor. Yok ama ötekinin ajandasında var. tabii. Beş partinin ajandasında var. Sen hikayeyi kendini aldatıyorsun. Ne diyor şimdi Meral Akşener işte Avrupa Birliği şeyden Tayyip'i destekleyenler varmış. Ya birisi diyor ki biz Avrupa Birliği ne derse hepsini yapacağız diyor. Bunlardan bir tanesi. Kılıçdaroğlu da buna dahil. Tamamen Avrupa Birliği'nin kararlarına ve şartsız şursuz teslimiyet var. Teslim olacağız diyor. Şu Meral Akşener'i bir daha konuşalım. Mesela masaya davet etsin derken ne diye davet etsin? Yani Fikirlerini şiddetle karşı öğrenirim. Neyiz? Şimdi bu masada her şey şeye basına açık değil. Görüşüyorlar. Ne istiyorsun? Bunu ben de bileyim. Bak bu olmaz. Şeye yazarım, ajandamıza yazarım. Bizim bir ajandamız vardır. Bunu herkesin biliyor olması ama şart biliyor değil. zaten her şey ortada. İşte her şey ortadaysa o da Yani yanlış. HDP'nin ne istediği belli değil mi? Şimdi olmayınca çok belli değil. Hayır Ne sözü yani verdiğin belli bence değil. belli. Yani geçen gün söyledi adam Mithat Sancar canlı yayında Fatih Altaylı'nın programında döndü dedi ki işte KCK dedi deprem bölgesinde dedi ateşkes ilan etti. Hatta Fatih Altaylı dedi ki bak bu KCK demeniz böyle bir ifadeler kullanmamış. Bu terör örgütü olduğunu değiştirmez deyince Fatih Bey böyle bir zamanda getirip de bunu buraya koymanız çok doğru değil dedi. Tepki gösterdi. Şimdi orada belli. Tabii. KCK onlar için bir şey. İşte daha önce
yapılan konuşmalar var. Yani terörle bağlantıları devam ediyor. Yani bunu herkes biliyor. Ne isteyeceğini de biliyor. Ne diyecekler? Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakın. Doğru mu? Doğru. Ne diyecekler? Onlara göre tırnak içinde söyleyeyim. İçerideki tutsakları serbest bırakın. Genel af isteyecekler. Tamam. Apo'yu dışarıya çıkarın diyecekler. Başka? Tamam. Ne kaldı geriye? Şimdi Meral Akşener bunları masada duymuyor değil mi? Duymayınca benim bunlardan haberim yok. Yani kitlesine mesajdır abi bunlar. Ama oraya gelip konuşsa, o istese, Meral Hanım da olur mu böyle şey dese, masa 10 defa yıkılacak. Peki abi ben sana masayı yıkmamak için, toplu arkasındaki kitleyi sağlam tutabilmek için, oyunu alabilmek için bir dönem bunları yapacaklar. Bunlara şaşırmamak lazım. Ama bunları benim görmem lazım. Onun için ben masada görmek isterim. Ne istiyorsun bunu? Hayır kardeşim bunu veremeyiz. Kılıçdaroğlu da bunu duyar. Öteki de duyar. Diğeri de duyar. O zaman anlarız. Ne istiyorsun? Ben de senden şunları istiyorum o zaman dersin. Ya oturur konuşursun. Bu istekler, sana manşetlik bir soru sorayım. İstekler, Selahattin Demirtaş'ın zaten şeyde söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da haksız yere cezaevinde kalıyor diyor. Şimdi orada da bir çelişki var. Yani Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması yönünde bugüne kadar İYİ Parti'den tek kelime duymadık. Bu bir. İkincisi, şu anda süren bir takım eylemler var. Açlık grevleri var ve HDP'lilerin de bu konudaki sözleri var. Abdullah Öcalan'a özgürlük diye. Velev ki Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Ki HDP'nin desteğiyle. Bu 7 yıllık süre görev yapacak ya, 7 yıllık süreçte ne bekliyorsun? Selahattin Demirtaş'ı ben hemen çıkaracaklarını düşünüyorum. Abdullah Öcalan'ı dışarı çıkarır mı bu iktidar? Çıkarırsa şaşırmam. Yani itiraz gelir mi mesela Deva'dan, Gelecek'ten, Saadet'ten? Hayır, ben hiçbir itiraz beklemiyorum hiçbir partiden. Sadece çıkmasa iyi olur diyebilirler, o kadar. Hiçbirisi itiraz etmeyecek. O şeyleri bitti. Şeyde Millet İttifakı'ndan bahsediyor. Millet İttifakı'ndan itiraz gelmeyecek. Ben katılmıyorum. Hiçbir Meral şekilde. Meral Akşener ve İYİ Parti bu konuda asla evet demez. Bakacağız. Ama böyle bir hesap var. Hürriyet değil mi? Yaşasın hürriyet. Evet. Yaşasın müsavat. Yaşasın eşitlik. Neye kahrolsun? İstibdat. İstibdat görüyorlar onu. Hürriyet, özgürlük demiyor mu? Evet. Demirtaş'a özgürlük var da Abdullah Öcalan'a niye yok diyecekler. Onu da özgürlük kazandıralım. Hepsiyle kucaklaşalım. Ne diyor? 86 milyonla, 84 milyonla kucaklaşmaktan bahsediyor. Helalleşmekten. Helalleşmekten bahsediyor. Akıllandık, biz yanlış yaptık falan. Çıkalım. Türkiye'yi çok büyük hadiseler bekliyor. Seçilirlerse. Tabii ki. Ha, geride bir toplum var. Oy verenler var. Bunları sorarsan o zaman iş değişir Hadi Bey. Şimdi Meral Akşener'in kitlesi bunu kabul eder mi dersen orası mümkün değil derim. Bence etmez. Ama şunu da söyleyeyim. Yani kitlenin %70'i 80'i kabul etmez. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Abdullah Öcalan'ı paket yapıp Türkiye'ye geldiklerinde idam konuşuluyordu. Aradan yıllar geçtikçe ev hapsi konuşuldu, şu evet. Konuşuldu, bu konuşuldu. Yani hatta ekranlarda, Halk TV ekranında. Meclise girmesi bile konuşuldu. Tabii, Halk TV ekranlarında yakın zamanda bir buçuk ay önce Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyoruz dedi yani. Garopay'la. İşte olay bu. Meclise, meclise girmesi dahi konuşulur. Tayyip Bey'e muhtar olamaz derler. Ne oldu? Ne yaptı? Ya bir şiir okudu. Muhtar olamaz dediler. Her türlü yasaklığı. Peki diğeri ne yaptı? 40 yıl. 40 yıl. Tabii. Öldürmeler. Neler neler katliamlar, ne katliamlar. Çocukları, bebek katili. Bebek katili. Bunların hepsi unutuldu. Ama şöyle abi şöyle bir şey de var. Yani ve Türkiye'de bunu, sizin söylediğiniz o özgürlük, o çıkması... Bunlar konuşuluyor şimdi. Yasin Börü'nün katliamından kim sorumlu? İşte. Ya
Yani şey ondan aşağı mıydı? Ya o söylemleri ne çabuk unutuldu Taşdemir'in. Özür dilerim. Evet. Heykelini dikeceğiz. Evet. Yani Demirtaş'ın o söylemleri ne çabuk unutuldu? Yani